Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fizik 1 dersi için genel tekrar başlamıştık arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bakın kuvvet ve harekette merkezcil kuvveti gösterdik. Burada aslında bağıl hareketi atlamışız arkadaşlar. İş güce geçtik. O zaman kaldığımız yerden böyle bir genel tekrar, yani bağıl harekette devam edelim. Anlatıp o şekilde devam edelim. Eksik bir yer kalmasın. Ve sadece size şurada bir de bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Onu söyleyeceğim. Bakın burada bizden genel anlamda iğme istendiğini, bize yani normal iğme istendiğini ne yapacağız arkadaşlar? Aslında şu şekilde bakın. A merkezcil iğmenin karesi artı A teğetsel iğmenin karesinin karekökü şeklinde ifade etmek gerekir. Neden? Bakın bu şekilde bir merkezcil iğme merkeze doğru var ve bir teğetsel iğme var. Aslında bizden genel iğme istendiğinde aslında şu yönde şöyle bir vektör olarak toplam ve çarpım yapıldığında işte bileşen bulmak gibi, aslında buradaki vektörün bileşkesini bulursak iğme, yani vektör olarak iğmenin bileşkesini bulursak aslında bu şekilde bir iğme buluruz. İşte bu iğmenin bulunması da bu şekilde ifade edilmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi geldik bağıl harekete. Bakın arkadaşlar, bağıl hareket aslında özünde şudur. Birlikte hareket eden cisimlerde hani bir yerlere göre ya da bir şeyi referans alarak bakıldığında yapılan hareketteki görünen durumdur arkadaşlar. Yani şimdi bu bağıl hareket olayı çıkmasının sebebi şu. Hani biz şimdiye kadar hesapladığımız, yaptığımız tüm şeyleri sanki her şey duruyor. O hareket ediyor da sanki öyle hareket ediyormuş gibi düşündük. Ama hiçbir şey durağan değil. Yani sen diyelim ki bir araba hızlanmaya başladı. Sen de karşıdan yürüyerek ona bakıyorsun. Ya da çaprazdan geliyorsun. Ya da işte bir ne bileyim dönen bir şey oluyor. Sen de başka bir noktaya göre hareket ediyorsun. Yani değişen bir durum var her türlü. Her türlü bir hareket var. İşte burada aslında bağıl hareket daha mantıklı. Yani dünyada hiçbir şey durağan değil. Her zaman bir hareket var. Yani sonuçta bir rüzgar esse bile neredeyse bir yaprak kıpırdıyor. Ona göre bir hareket değişiyor. Sen başka bir şey görüyorsun. İşte buradaki bu olayı biraz daha netleştirmek için işte gözlemci ve gözlenen adı altında iki tane durum var. Şimdi burada en basitinden işte hızı bulmak gerekiyorsa bakın V bağıl olarak ifade edersem ben buraya bağıl hareketteki hız arkadaşlar aslında şudur. V gözlenen eksi V gözlemci olarak gözlemci olarak ifade edilebilir ama bu şekilde genel bir formül verebilirim ama hani bunu uygulamak, anlamak daha önemli arkadaşlar. Ne tarz bir durum var arkadaşlar? Şu şekilde bakın. İşte bir hareket varsa bu tarafa doğru. İşte diyelim ki sen buradan bakıyorsan direkt bakın tek burada durağan haldesin. V sıfırdır. Ne görürsün? Bunun direkt hızını direkt bu tarafa doğru gidiyor görürsün değil mi? Başka bir şey yok. Ama şöyle bir şey varsa mesela sen bu tarafa doğru gidiyorsun işte bir V hızıyla. İşte önünde de başka bir hızla giden bu tarafa doğru bir durum var. Sen bunun hızını nasıl görürsün? Bakın sen buradan giden bakan sensin. Şurada şöyle göz koyalım. Bakan sensin. Bunu nasıl görürsün? Sanki bakın buna V gözlemci diyelim. Buna da V gören diyelim de işte ikisi de G ile başlıyor. Bakın şöyle olacak aslında. Bu diyelim ki 20 ile gidiyorsa sen de 10 ile gidiyorsan aslında baktığında önündeki şeyi 10'la gidiyormuş gibi görürsün. Yani 10'la bu tarafa doğru gidiyormuş gibi görürsün. Ve bağıl budur arkadaşlar. Peki nasıl böyle oldu? İşte bakın gözlenenle 20 ile ne yapıyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Gözlemci de burada sensin. O zaman bakın bu nedir? Eksi V gözlemci değil mi aslında? Bakın formülümüz bu. Gözlemci. O zaman buradan vektör olarak düşündüğümüzde bakın bunu vektör olarak şöyle yapacağız. Yani 20 bu tarafa doğru eksi demek, bunu ters çevir demek. Bakın bunu ters çevirmek demek yani artı deyip şu şekilde 10 yapmak demektir. Bakın vektör olarak topladığımızda bu tarafa doğru 10'la gittiğini görürüz gibi hani bir tane bu şekilde formül. Ya da arkadaşlar bakın şu tarz bir sistem olur. İşte burada böyle bir araba olduğunu düşünelim, bir tren bir şey. Bakın trenimiz bu tarafa doğru işte 20 ile gidiyor diyelim. Üzerinde bir kişi daha var şöyle işte bir insan. Bu da bu tarafa doğru 2 metre bölü saniye ile yürüyor. Sen buradan bakarken şu adamın hızını ne görürsün? Toplam bakın ikisini 22 ile gidiyormuş gibi görürsün. Çünkü tren ve bu hareketinden dolayı sanki 22 ile gidiyormuş gibi görürsün. Yani aslında bunları soru üzerinde gelen soruya göre yapmak çok daha hani avantajlı, daha net anlaşılır bence. Hani bu şekilde söylemek çok şey değil. Ama bağıl hareket demek arkadaşlar aslında şu demek. Yani birbirine bağlı hareketler ve kime göre, neye göre diye sorulup değişen şey. Yani doğada dediğimiz gibi hiçbir şey durağan değil. Yani sen arabayla bir yere giderken karşıdan bir araba sana doğru geliyorsa sen ona baktığında aslında onun hareketinden ziyade sen de hareket ediyorsun. Yani kendini duruyor gibi düşünmen. Dışarıdan bakan bir insan ikiniz hareket olarak görür. Sen bakarsan onu hareket ediyormuş gibi görürsün sadece. Kendini duruyormuş gibi. Yani bunlar hep birbirine bağlantılı ve birbiriyle ilişkili durumlardaki sonuçlara göre, bakana göre, kime göre ve kişiye, gözlemciye göre değişen bir hareket sistemi vardır. Hani bunun aslında açıklanmış sistemi hani genel anlamda şöyle bir formül var ama bunu direkt bu şekilde formülü verip uygulamaktansa hani bir soru üzerinde uygulamak daha mantıklı. Nasıl olduğunu daha görmek daha mantıklı arkadaşlar. Bakın burada dedik ki 22 ile gider olarak kök gördüm ben burada. Eğer şurada bir oturan bir insan olsaydı, oturakta oturan bir insan, bunu bu tarafa doğru gidip trenle bu tarafa doğru gidiyor olduğunu görsek bunu nasıl görür? Bakın bunu 2 ile gidiyormuş gibi görür. Bu 2 ile gidiyor gibi görür. Buradan dışarıdan bakan bir insan bunlara 22 ile gidiyor gibi görür. İkisi de aynı adam ama işte yani bu işte böyle değişen birbirinden farklı bağlantılar olan bir durum arkadaşlar. Aslında bağlı hareket derken birbiriyle bağlantılı hareketler gibi düşünebilirsiniz. Şimdi en son iş güç enerjiye başlamıştık arkadaşlar. Bakın kinetik enerjiden ifade ettik. Burada bakın işten bahsettik. Sabit kuvvetin yaptığı işler dedik. Hareketli değişken kuvvet olursa yapılan işler bu şekilde bulunuyor dedik. Onun dışında bakın bir yayın yaptığı iş ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işi verdik. Hatta şuradaki yayın yaptığı işi tam net diyelim arkadaşlar. Bakın V yay eşittir 1/2 çarpı K x kare şeklinde bulunuyor ama bunun hani F yay kuvveti çarpı x aldığı yol, yani bir kuvvet olacak ve o kuvvetin aldırdığı yol olacak arkadaşlar. İşte aslında buradaki değişken kuvvetin yaptığı işte aynı şekilde ifade ediliyor. Bir de burada güç dediğimiz bir ifade var arkadaşlar. Bakın güç bu da aslında şudur. Delta V bölü delta T, yani birim zamanda yapılan iş miktarı bize gücü verir arkadaşlar. Hani bu şekilde ifade etmiş olalım. Bunu da vermiş olalım. Aradan kaynamasın arkadaşlar. Şimdi devam etmek gerekirse kinetik enerji kısmına geldik. Şimdi arkadaşlar bakın kinetik enerji aslında şudur. Bakın kinetik demek zaten hareket demek arkadaşlar. Yani aslında bize diyor ki hareketten kaynaklanan enerji demektir kinetik enerji. Ve arkadaşlar çok nereden geldiğine gelmeyeceğim. Direkt formüle geleceğim. Bakın kinetik enerji dediğimiz enerji 1/2 çarpı m çarpı v'nin karesi olarak bulunur arkadaşlar. Bu şekilde yani hareketli, hızdan kaynaklı olan bir enerjidir. Ve onun karesiyle kütlenin çarpımının 1/2 ile çarpılması bize kinetik enerjiyi verir arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam mıdır? Şimdi bunun yanında bir de şöyle bir şey var. İş ve kinetik enerji teoremi diye bir formülümüz vardı. O da şu. Aslında demek şudur. Bakın toplam işler, herhangi bir cisim üzerinde yapılan kuvvetin yaptığı iş aslında onun kinetik enerji değişimine sebep olur demektir. Aslında hani kinetik enerji iş teoremi budur formül olarak. Tabii biz bunu biraz daha açarsak arkadaşlar bakın ne demek bu? İşte bildiğimiz toplam işler eşittir. Bakın delta kinetik enerji demek ne demek? Şöyle kinetik enerji demek. Şu demek aslında. Kinetik enerjinin son hali eksi kinetik enerjinin ilk hali demek arkadaşlar bu. Yani ben bunu şuradan bu tarafa atarsam aslında şu hale geliyor. Bakın kinetik enerjinin ilk hali. Yani elimizde hareket eden kinetik enerjisi olan bir cisim var mı? Var hocam. Eğer ben bunun üzerine herhangi bir kuvvet yaparsam ve kuvvet uygulayıp bir iş yaparsam bu bir son kinetik enerjiye ulaşır. Yani bakın bu şu anlama. Diyelim ki 5 ile gidiyordum. İşte metre bölü saniyelik gidiyorum. Bir iş yaptım. Bir kuvvet uyguladım. Yani burada bir iş oldu. Ne oldu? 7'yi 6'ya çıktı mesela. Ama tam tersi de olabilir. Mesela ne gibi? 5 ile gidiyordun sen burada metre bölü saniyeyle. Sürtünme kuvvetinden dolayı bir eksi iş oldu mesela. Eksi vs oldu diyelim sürtünme. Ne oldu? Bu 3'e düştü mesela. Olabilir. Ama sonuçta bakın hız değişti. Hız değiştiği için hızdan, hareketten kaynaklı olarak bir kinetik enerji oluştu. Bu kinetik enerjiyle işte hızın arasındaki işle kinetik enerji bağlantısında aslında bu şekilde ifade edilebilir arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bir sonraki konumuz da potansiyel enerji. Peki potansiyel enerji nedir arkadaşlar? Bakın potansiyel enerji aslında potansiyel böyle sanki içten kaynaklı bir şey gibi düşünün. Böyle bir potansiyel. Aslında potansiyel enerji hareket değil de konum farkından dolayı oluşan enerjidir arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Diyelim bakın birincisi şu. Diyelim ki burası dünya. Sen dünyadan işte normalde burada duran bir kütleyi geldin kaldırdın şuraya kadar çıkarttın diyelim. Bak ne yaptın aslında bunu konumunu değiştirdin. Bir haş kadar yukarıya çıkarttın. Ve bu yukarı doğru çıkarttığın için normalde bundan bu tarafa doğru ne vardı? Bir FG yani yer çekimi kuvveti vardı. Ve sen bunu ters yönde bir ona ters bir işlem yaptın ve konumsal olarak değiştirdin. İşte buradaki bu farktan dolayı aslında bunun içerisinde bir enerji depoladın. Tamam mıdır? İşte bu enerji de aslında potansiyel enerji olarak ifade edilir ve formülize edeceğim. Direkt MGH olarak ifade edilir arkadaşlar. Ama nedir bu? Adı da özel olarak kütle çekim potansiyel enerjisi arkadaşlar. Bakın kütle çekim potansiyel enerjisi diyorum. Enerjisi. Bakın ne yaptık aslında? Özünde burada bir hareket yok. Buraya geldim duruyor ya şu an. Bak dursa bile yükseklik olduğu için bunun bir potansiyel enerjisi var. Yani aslında bu konum değişikliğiyle, yer değişikliğiyle kütleler arasında bakın normalde bir çekim kuvveti yok mu? Bakın dünya ile burada kütle arasında çekim kuvveti var. Ama sen buna zıt yönde bir iş yaptın. Değiştirdin. Bunu yukarı kaldırdın. Aşağı çektin. Bir şeyler yaptın yani. İşte bundan dolayı da bir enerji depoladın. Birincisi bu. Bir diğer enerji çeşitimiz ise arkadaşlar esneklik diyelim. Esneklik potansiyel enerjisi. Pot N diyorum arkadaşlar. Peki esneklik potansiyel enerjisi de işte yayın sıkışması gibi bir durum arkadaşlar. Sonuçta bakın şöyle bir yayımız olduğunu düşünelim şu şekilde. Bakın şu hali stabil hali bunun. Sen buna bu tarafa doğru bir kuvvet uygulayabilirsin. Bir F kuvveti. Ya da bunu bu tarafa doğru çekebilirsin. Yani sonuçta yayı sıkıştırabilirsin. İşte bastırabilirsin. Yani ikisini de yapabilirsin. Genişletebilirsin. Bakın bu tarz bir durumda da esneklik potansiyel enerjisi dediğimiz bir enerji oluşur. O da yine esneklik potansiyel enerjisi diyelim arkadaşlar. 1/2 çarpı kx kare şeklinde bulunur arkadaşlar. Formülize edilmiş şekli budur. Buradaki k'mız yayın yay sabittir. İşte onun özelliğiyle alakalı. Şimdi bakın sadece bu yok. Diyelim ki şu da bir esneklik potansiyel enerjisidir. Diyelim ki şöyle bir cisim var, tamam mıdır? Diyelim ki bu çelik, demir gibi bir cisim arkadaşlar. Sert bir cisim. Sen bunu işte bir şekilde şuradan şöyle bir kuvvet uyguladın. Bakın buradan böyle bir kuvvet uyguladın. Şuradan şöyle bir kuvvet uyguladın ve bunu şu hale getirdim ben. Şöyle bir esnettin ben. Pardon. Bakın şöyle bir hale getirdin. Yani sen bunu burada bir esnettin. Yani böyle bir gerdirdin. Bıraksan kendi haline gelecek. Çok fazla yaparsan şuradan çattan kırarsın mesela. Ama hani demiri kırmak o kadar kolay değil de çeliği falan. Ama belli bir şey yaptın. Bakın burada oluşan şey de aslında bir esneklik potansiyel enerjisidir. Ama bununla alakası yani müfredatla şu an şöyle bir şey yok. Sadece burada yay ve bu potansiyel. Yani kütle çekim potansiyel enerjisi var. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi olay bu. Şimdi onun dışında bir de enerji korunumu dediğimiz bir sistem var. Yani eğer yalıtılmış bir sistemle çalışıyorsanız, yani dış kuvvetlerde yalıttıysanız işte sürtünmedir veya başka diğer kuvvetlerden yalıtılmış korunumlu bir kuvvetlerde çalışıyorsanız o zaman sizin enerjiniz korunur. Ve enerji korunur derken sadece potansiyel veya kinetik değil, mekanik enerji dediğimiz bir enerji sistemine geçiyoruz. Yani mekanik enerji korunur diyeceğiz arkadaşlar. Korunur. Peki mekanik enerji dediğimiz enerji ME diye götürüyorum. Nedir bu arkadaşlar? Aslında mekanik enerji potansiyel enerji ve kinetik enerjinin toplamı bize mekanik enerjiyi verir arkadaşlar. Şimdi mekanik enerjinin korunumda işte potansiyel ve kinetik enerjinin toplamının korunması. O zaman şöyle diyeceğiz bakın. ME diyorum. Yani mekanik enerjinin ilk durumu eşittir mekanik enerjinin son durumuna eşit olur arkadaşlar. Mekanik enerji yani enerji korunumu sisteminde. Yani bu da şu anlama gelir. İşte elimizde bir kinetik enerji var ilk durumda. Artı işte elimizde bir potansiyel enerji var işte bir cisim için ilk durumlar diyelim bunlara. Bunların toplamı eşit olacak. Yine işte kinetik enerjinin son haline artı potansiyel enerjinin son haline. Mesela ne gibi? Hemen bir tane örnek verelim. Diyelim ki şöyle bir cisim var. Yol var şöyle. Tamam mıdır? Böyle. Cismimiz buradaydı ve duruyor diyelim mesela. Tamam mıdır? Ve şurada da şöyle bir yay var arkadaşlar. Bakın. Şimdi yay sıkışık değil başta değil mi? Sadece burada ne var? Bir yükseklik var. Bak yükseklik olduğu için bir potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi yok. Hareket yok. Ne yapacak bu? Buradan bir başlık harekete gelecek şuraya kadar gelecek. Bak buraya kadar inince potansiyel enerjisi bitecek ama burada bir kinetik enerji oluşacak. Sonra gelecek bu yayı sıkıştıracak ve toplamında bakın buradaki sıkışma miktarı esneklik potansiyel enerjisi. Hız varsa buradaki kinetik enerji sonrası. İlk başta kinetik sıfırdı. İlk başta potansiyel vardı yani MGH. Bunları kullanarak da burada M'i verecek. Yüksekliğin kaç metre olduğunu verecek. Bunları vererek aslında bu denklemleri kullanarak işlemleri yapacağız arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın potansiyel enerji, enerji korunumu, iş güç enerji bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada tekrar enerji korunumuna girelim diye 2 sayfa bırakmışım ama şimdi bir diğer konuya gelelim. Şimdi işte karşımızda momentum konusu arkadaşlar. Bakın doğrusal momentum ve itme ve çarpışmalar. Yani doğrusal hareketin son konusundayız. Öncelikle doğrusal momentum ne? Bakın momentum ifadesi P ile gösterilir. Vektörel bir niceliktir. Ve arkadaşlar durum şudur bakın. Bir cismin kütlenin hızla alakasıyla ilgilenir. Bakın önceki konularda mesela kütleyi A ile çarptım F'i buldum arkadaşlar. İşte kütleyi F'i X ile çarptım iş buldum başka bir şeyler buldum. Kütleyle V kareyi çarptım enerji buldum. Bakın bu sefer de kütle ve hızı direkt çarpıyorum ve potansiyel enerji demişim. Momentum dediğimiz doğrusal momentum buluyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum şurada şöyle bir kütlemiz var M ve böyle bir V hızıyla gidiyor düz yolda. İşte bunun momentumu çizgisel olarak arkadaşlar M çarpı V ile bulunur. Tamam mıdır? Direkt aslında özünde budur. Çok tane şeye girmek istemiyorum öyle çok ayrıntısına. Birinci olarak bu. Peki ikinci olarak burada momentumda işte momentum değişimi olabilir arkadaşlar. Momentum korunumu olabilir. Peki ne tarz durumlarda oluyor bu? Öncelikle bakın momentum değişimi için bize ne lazım? Bakın şöyle düşüneceğiz. Şimdi PM eşittir PM çarpı V değil mi? Şimdi bak bunun değişmesi için yukarı veya aşağı yani değişimi için ne lazım? Ya bunu değiştireceksin ya bunu değiştireceksin. Bunu değiştiremezsin. Bu kütle. Yani bu her yerde eşit. Ay'a da gitsen kütle aynı. Dünya'ya da Jüpiter'de her yerde aynı. O zaman sen bunu değiştireceksin. Peki bunu değiştirmek için ne yapman gerekir? Kuvvet uygulaman gerekir. İşte kuvvet uygulayarak aslında bir ivme oluşturarak buradaki hızı değiştiriyorsun. Hızı değiştirerek de aslında buradaki momentumu değiştiriyorsun. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Delta P değişimi eşittir. İşte bir kuvvet ile oluşur diyelim arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bir diğer ifade de aslında bunu biraz daha açmak gerekirse delta P bölü delta T derim. Yani delta T derim. Yani zamanla momentum değişimi neydi arkadaşlar? F'i veriyor bize. Yani kuvvetle oluşuyor bu. Şimdi bu durumun iki seçeneği var. Bir, burası sıfır değil, işte bir sayı çıkarsa değişim var demektir. Eğer bir sıfır çıkıyorsa bu işin sonucu, yani kuvvet yoksa, korunumlu işte ne bileyim sürtünme kuvveti yok, şu kuvvet yok, bu kuvvet yok, yalıtılmış bir sistem varsa arkadaşlar o zaman F sıfır çıkar. Yani toplam şunu bileşke F diyelim, bileşke F sıfır çıkar. Bileşke F sıfır çıkması demek ne demek? Momentum korunuyor demek. Yani momentum değişimi yok demek arkadaşlar. O zaman şöyle olur bakın, delta P yani momentum değişimi eşittir sıfır çıkar arkadaşlar. Bu da momentum korunumu. Peki momentum korunumunu açmak gerekirse yani P son eksi P ilk eşittir sıfırdan, yani P son eşittir P ilk durumunda işlemleri yapmak gerekir arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalar yaptık, hatırlamışsınızdır. Şimdi gelelim ikinci kısma, buradaki itme kısmına arkadaşlar. Peki itme nedir? Bakın öncelikle I harfiyle gösterilir arkadaşlar. İtme dediğimizde aklımıza hemen iki şey gelecek. Bir, bakın momentum değişimi gelecek. Yani momentum değişimi itmeye eşittir. Ya da arkadaşlar bakın itme dediğimizde aklımıza gelecek bir diğer nokta, işte herhangi bir T0 anı ile T son anı arasında F çarpı dt ifadesiyle de aslında itmeyi buluyoruz. Ve aslında bakın bu ikisi birbirine eşit olduğu için aslında biz şöyle diyebiliriz. Bakın itme eşittir ya momentum değişimidir ya da İntegral içerisinde işte herhangi bir t zaman arasında, t ilk ile t son arasında f çarpı delta t ifadesidir. Yani sen itmeyi soruyorsa diyelim ki zaman var ve kuvvet var. O zaman bu formülü kullanıp itmeyi bulursun. Ama bunlar yok. Diyelim ki burada ne var? İşte şöyle yazalım. M V var. M ve V varsa momentum bulabilirsin. O zaman momentum değişiminden de itmeyi bulabilirsin. Ya da momentum değişimiyle şu ikisini, yani buradaki F çarpı delta T'yi eşitleyebiliriz arkadaşlar. Ve bakın buradaki itmedeki olay da aslında kuvvetle zamanın etkisi inceleniyor arkadaşlar. Bakın her yerde bir şey yaptık. Bir öncesinde hızla kütle inceledik. Ondan önce hızla ivmeyi inceledim. Ondan önce hızla kütlenin karesiyle enerjiyi buldum. Bak burada da kuvvetle delta T'yi eşitliyorum. Buradan da itmeyi buluyorum arkadaşlar. Ama itme dediğimizde aklınıza gelecek iki şey direkt. Ya momentum değişimi ya da işte şurada verdiğimiz kuvvet ve zamanın çarpımı arkadaşlar. Bunu istiyorsanız son bir kez şu şekilde bakın. İtme dediğimiz şey delta P'dir. Bu da eşittir arkadaşlar. Bakın F çarpı delta T olarak da yazabiliriz. Çünkü sonuçta burada integral dışarı çıktığında T son eksi T ilk şeklinde çıkar. İşte bu formülle itme ile ilgili tüm çalışmalar yapılacak arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi son konuysa arkadaşlar bakın çarpışmalar, momentumla ilgili gelen. Önümüzde hemen bakın çarpışmalar deyince iki durum var. Esnek çarpışma ve esnek olmayan çarpışma. O zaman şöyle hocam bakın esnek çarpı yazıyorum, çarp. Bir de esnek olmayan çarpışma. Bakın önceki seçeneği ayırıyoruz ve bunlar da aslında ikiye ayrılıyor. Bir, işte bir boyut diyelim boyutta ya da iki boyutta. Ya da arkadaşlar yine aynı şekilde yani bir boyutta esnek çarpışma, iki boyutta esnek çarpışma, bir boyutta esnek olmayan çarpışma, iki boyutta esnek olmayan çarpışma diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İki boyut. Şimdi öncelikle esnek çarpışmaya gelin. Bakın boyuttan bağımsız olarak esnek çarpışmalarda, daha doğrusu tüm çarpışmalarda delta P eşittir sıfırdır. Yani ne yapar arkadaşlar? Momentum korunur diyeceğiz. Korunur. Tamam mıdır? Onun dışında bakın esnek çarpışmalarda bakın olumsuzluk yok. Ne korunur bir de? Delta E de korunur. Yani enerji de korunumu sıfırdır. Yani enerji korunur diyeceğim arkadaşlar. Yani iki boyut veya bir boyut olması önemli değil. Bakın bu vektörel bir şey olduğu için ikinci boyuta geçmek istiyorsanız bakın şu şekilde diyeceğim. İşte Px'ler, delta Px'ler sıfır. İşte delta Py'ler sıfır mesela iki boyutsa. Bu şekilde olacak. Tamam mı? Yani X, Y, Z koordinatlarına göre 3 boyut, 2 boyut fark etmez. Geçebilirsiniz. Ama önemli olan bakın esnek çarpışmada. Esnek bakın olumsuzluk yok. E bakın E'den aklınıza gelse gibi bir kere enerji korunuyor. Zaten çarpışmanın kendisi direkt momentum korunumu demektir. Şimdi geldim esnek olmayan çarpışmaya. Yine ne olursa olsun bakın çarpışma varsa içinde esnek olmayan direkt delta P eşittir sıfır diyeceksiniz. Yani momentum her türlü momentum korunur diyeceğiz. Şimdi ikinci seçenekte neydi arkadaşlar? Delta E eşittir 0 olacak. Yani eşit, sıfıra eşit değil. Yani enerji korunumu yok arkadaşlar. Neden? Çünkü esnek olmayan çarpışma. Sebebi de neydi? Bakın burada çarpışma sonucunda işte diyelim ki bu böyle geliyor, bu böyle geliyor. Çarpıştı bunlar. Çarpıştıktan sonra burada bir deformasyon, bir ezilme, bir kırılma olup bunlar birlikte hareket ediyor. İşte burada bu kırılma, ezilmeden dolayı enerjinin bir kısmını biz kaybediyorduk arkadaşlar. Ama bakın burada gelirken bu geldi, bu geldi. Bunlar böyle çarpıştı diyelim ki. Çarpışma sonrasında bu tarafa doğru gidiyor, ayrılıyor. Bu da bu tarafa doğru gidiyor ve hiçbir burada arada deformasyon falan olmadığı için burada itme kuvvetleri birbirine eşit oluyor. Yani o yüzden enerji kaybı olmadığı için enerji korunuyor diyorduk arkadaşlar. Tamam mıdır? Olay budur arkadaşlar. Bakın şimdi birinci kısmı bitirdik arkadaşlar. Yani neyi bitirdik? Bildiğimiz doğrusal hareketleri, öteleme hareketleri, bir diğer adıyla tamamının tüm konuları formülleriyle sizlere verdim arkadaşlar. Şimdi geldik açısal yani dönme hareketlerine. Umarım bu ders boyunca bunların tamamını bitiririz ve sonraki derslerde artık soru çözümüne geçeriz. Ben de çok heyecanla bekliyorum soru çözümlerini. Öncelikle katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi. Öncelikle bakın arkadaşlar açısal hareketi bir tanımlayalım. Bakın açısal hareket dediğimiz hareket şöyle bir hareket arkadaşlar. Diyelim ki elimizde şöyle bir cisim var. Bakın şöyle bir katı cisim var. Bunun tamamı bir katı, yani bu bildiğimiz disk gibi bir şey düşün. Bakın bu cismin bu eksen etrafında dönme hareketi katı cismin eksen etrafında dönme hareketidir. Yani şu değil bakın. İşte şurada bir araba var mesela. Tamam mı? Arabayı da nasıl çizdiysek şöyle. Diyelim ki böyle düz yolda giderken birden şöyle bir viraj geldi. Bu virajda dönüyor. Bakın bu virajdaki dönmesi katı cismin sabit eksen etrafında dönme hareketi değil. Ama bunu biz nasıl yaptık? Sanki dönme hareketi gibi düşündük ve dinamiğin sonundaki konularda bunu yaptık arkadaşlar. Çünkü o farklı bir şey. Hani formül olarak buradaki formüller kullanılıyor ama bu katı cismin sabit eksen tarafında dönme hareketi değil arkadaşlar. Tamamdır. Öncelikle bakın şu tarz hareketler lazım. Tamam. Şimdi yine aynı şekilde sanki doğrusal harekette karşımıza çıktığı gibi burada da karşımıza 3 tane ana terim çıkıyor. 1. Açısal yer değiştirme diyorum arkadaşlar. Yer değiştirme. Yani bunu biz delta teta olarak gösteriyoruz. Teta olarak, açısal olarak gösteriyoruz. Birinci şey bu. Nasıl oluyordu bu arkadaşlar? Mesela diyelim ki şu şekilde yuvarlak bir cismimiz olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın tam merkezi burası. Diyelim ki başlangıç noktası burasıydı. Şöyle şu nokta. Ne yaptı? Bu belli bir yönde bu tarafa doğru döndü. Bakın dönmek demek açısal olarak bu tarafa doğru dönmek. Ne yaptı? Bakın bu nokta buraya kadar geldi değil mi? Yani aslında özüne baktığımızda bu cisim sanki böyle, bakın şöyle hareket etti ve bakın burada teta kadar yer değiştirdi. Hani ileri geri gitmedi ama teta kadar yer değiştirdi. İşte buna delta teta diyoruz arkadaşlar. Şuraya teta son, buraya teta ilk dersem delta teta dediğimiz ifade teta son durum eksi teta ilk durumdur. Yani aslında mesela burası 280 derece, burası 120 derece, 280 eksi 120 derece gibi ifade edilebilir arkadaşlar. Tamamdır. Birinci kısım bu. Şimdi geldim ikinci durum arkadaşlar. İkinci durum yine nedir? Açısal kız. Yani ikinci terimimiz, en önemli ikinci terim açısalız. Peki bu ne? Bu da aslında aynı şey. Yine bakın bu şekilde bir cismimiz var, katı cismimiz. İşte bakın dönüyorken şurada bir hızı var değil mi? Bak ne yaptı? Bu geldi buraya kadar bir belli bir, bakın buradayken bir yokken buraya teta sona geldi. Burası teta ilkti yine. Yani ne yaptı? Aslında bir hızlandı, bir değişim oldu. Peki açısal hız nasıl olacak o zaman? Diyeceğiz ki açısal yer değiştirmenin zamanı oranı açısal hızı verir. O zaman diyeceğim ki bakın yine aynı şu konuda olduğu gibi karşımıza birkaç tane terim çıkacak. Bir, diyeceğiz ki bakın omega ile gösterilir ve buna ortalama denir. İki şey çıkacak. Bir ortalama hız çıkacak bize, yani ortalama omega açısal hız. O da şudur bakın. Delta teta bölü d delta t. Yani açısal yer değiştirmenin açısal normal zamana oranı. Bir de bunun aynısının ve anisi gelecek arkadaşlar. Yani ani durum ne? Tam bir nokta atışı. Bakın burada mesela 2 ile 5. saniye arasındaki ortalama hızı bulursunuz. Ama ani dediğimiz mesela 2.67. saniyedir. Adam bize tam böyle net bir şey söyler. Bunun da bakın ani değişim bulmak için matematiksel olarak düşündüğümüzde neydi arkadaşlar? Türevdi. O zaman ben yer değiştirmenin, yani açısal yer değiştirmenin zamana göre türevini alırsam ani açısal hızı bulurum. Ani açısal hız da omega ani şeklinde gösterilir arkadaşlar. Tamam mıdır? Olay budur. Şimdi bir de bunların birimleri, bunun radyandı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Buradaki radyan bölü saniye olacak. Değil mi? Bu şekilde. Şimdi üçüncü terimimiz arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. Açısal ivme. Değil mi arkadaşlar? Bakın açısal ivmemiz. Peki açısal ivme ne? O da aynen şu şekilde arkadaşlar. Bakın yine şöyle dönen bir cismimiz var. Ama bu sefer diyelim ki bakın şuradan başladı. Burada bir V0 ilk hızı var. İşte geldi buraya kadar bir V son hızı oldu. Bakın burası T0 anı, burası T son anı olsun. Yine aynı şekilde bakın burası T0, burası T son. Yine burada da T0'lık ve T sonluk bir değişim var. Şimdi İvme neydi? Bakın normal ivme hızdaki değişim miktarı. O zaman açısal ivme de açısal hızdaki değişim miktarı olacak. Ve karşımıza yine iki terim çıkacak. Birinci olarak şu şekilde bakın. Alfa işaretiyle gösterilir ve vektöreldir. Ve bakın ortalama açısal ivme sorulabilir. Nasıl olacak yine o zaman? Delta omega bölü delta t şeklinde ifade edilir. Yani açısal hızdaki ortalama değişim bölü ortalama zaman bize ortalama açısal ivmeyi verir. Peki adam bize açısal ivmenin ani olanını sorarsa, yani ani açısal ivmeyi sorarsa ne yapacağız arkadaşlar? Yine bakın ani değişimler türevle bulunur. Yani zamana göre türevi aldığımızda ani değişim buluruz. Buradaki ivme hız değişimi değil miydi? O zaman ben açısal ivmenin hızın zamana göre türevini alırsam açısal ani ivmeyi bulurum arkadaşlar. Bu da bu şekilde olacak. Birim olarak da radyan bölü saniye kare olacak arkadaşlar. Tamamdır. Bu da radyan bölü saniye karedir. Tamamdır arkadaşlar. Bakın açısal ivme konusu da bu şekilde ayrıntı olarak anlattık. Burada böyle bir hatırlatmış olalım arkadaşlar. Şimdi geldik açısal hareketler için kinematik. Yani bakın kinematik olayı nasıl sistemlerde oluyordu arkadaşlar? Bakın kinematik olay için alfa dediğimiz yani açısal ivmenin sabit olması gerekir. Bakın sabit. Açısal ivme de gerekli. Peki o zaman açısal ivmemiz sabitse bizim kinematik hareketleri, doğrusal harekette 4 tane ana formülümüz vardı. Neydi onlar? Bakın birincisi hız da sabit olabilir. O zaman diyeceğim ki bakın delta teta yani açısal yer değiştirme eşittir. İşte omega çarpı t olacak. Burada da ne olacak? Alfa eşittir 0'kenki durum bu. Şimdi diğer 3 formülümüz de şu. Eğer bizden son omega hızı istiyorsa yani son açısal hız isteniyorsa ilk açısal hız şu 0 yazalım. Artı alfa çarpı t şeklinde olacak. Onun dışında ikinci formülümüz buna 1 diyelim. Hani ayrılmayalım bunları bu şekilde. Bakın eğer bizden delta teta'yı soruluyorsa yani açısal yer değiştirme soruyorsa bu nedir? Teta son eksi teta ilk demektir. Bakın bu da şu şekilde bulunur. Omega ilk çarpı t artı 1 bölü 2 çarpı alfa çarpı t'nin karesi şeklinde ifade edilir. Bir üçüncü formülümüz de şuydu. Omega sonun karesi yani son açısal hızın karesi eşittir. İlk açısal hızın karesi artı 2 çarpı alfa çarpı delta teta olarak ifade edilir. Bakın tekrar ediyoruz. Buradaki bu formülümüz son hızı ve yer değiştirmeyi bulmak için kullanılan formüllerdir. Çünkü alfa sabit olduğu için biz bunu biliyoruz. Ve zamanı kullanıyoruz bu ikisini. Buradan son hızı ve yer değiştirmeyi buluyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki üçüncü formülümüz zamansız hız formülüdür arkadaşlar. Bakın zaman yok formülde. Direkt yer değiştirme ve alfa ile yani açısal yer değiştirme ve açısal ivme ile son hızı buluyoruz. İlk formülümüzde de son hızı buluyoruz ama burada alfayı ve ilk hızı zamanı kullanarak buluyoruz. Bakın burada ikinci formülü de zaten yer değiştirme formülü. Ve bakın buralara artı yazdım. Yani aynı zamanda bunlar eksi de olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın aynı mantık. Buradaki alfa dediğimiz açısal ivme bir vektörel nicelik. Vektörel. Omega dediğimiz açısal hız da vektörel. Bakın şuraya o zaman bir geri gelelim. Bunların tamamı vektörel arkadaşlar. Vektörel. Unutmayalım bunu. Tamam mıdır? Hepsi vektöreldir. O zaman bakın vektörellik demek ne demek? Yön var. Yön var. O zaman şöyle bakın. Diyelim ki bir cismimiz bu tarafa doğru dönüyor. Omegası bu yöndeyse. Tamam mıdır? Bunun açısal ivmesi de bakın bu yöndeyse. O zaman bakın buradaki formüllerde artı olanları almak durumundasınız. Ama diyelim ki sistem yani bunun tam tersi oluyor. Bakın şu şekilde dönen bu tarafa doğru olur. Yani alfa ve omega aynı yönlüyse yani o zaman bu durumdayken artı alırsınız kinematik formüllerini. Ama şöyle olabilir. Diyelim ki cismimiz bu tarafa doğru dönüyor. Yani saat yönünün tersi yönde dönüyor. Ama bizim ivme vektörümüz işte bu tarafa doğru. Açısal ivmemiz bu yönde. Bakın ters bir yön var. Ya da arkadaşlar bakın buradan diyelim ki açısal hızımız bu yönde ama ivmemiz bu ters yönde. Yani ivme bu yönde, açısal ivme bu yönde. Açısal hız bu yönde. Bakın hız vektörü yani açısal hız ve ivme ters yönlüyse arkadaşlar buradaki durumlardaki gibi bu durumda da buradaki formüllerde eksi almanız gerekir. Buradaki aradaki işaretleri. Tamam mı arkadaşlar? Yani tamamen yönle alakalı bir durum. Ve buna göre gelecek soruları yapacağız arkadaşlar. Uzatmıyorum. Şimdi geldik açısal ve doğrusal niceliklere. Aslında bakın buradaki sistem şudur arkadaşlar. Yani bakın şöyle bir cismimiz olduğunu düşünelim. Tamam mıdır? Bu cismin şu yönde döndüğünü varsayalım. Bakın tam şöyle şu noktadan şöyle olsun. Tamam mıdır? Diyelim ki şöyle bir şu nokta. Geldiğinde bakın bunu döndürdük. Bu ne yaptı aslında? Şöyle şu kadar ilerlediğini düşünelim. Yani şuradaki nokta böyle buraya tepeye geldi. Bu aslında şöyle oldu. Değil mi? Yani tam güzel çizemedim ama şöyle yukarıdan şöyle çizmiş oldum. Yani aslında bakın şuradaki şu yay uzunluğu Bakın şuradaki şu kısma geldi. Bakın düzlemsel olarak düşünürsek. Bakın burası düzlemsel değil mi? Ve bu delta x'tir arkadaşlar. Bakın delta x kadar hareket etti. Bunun kütle merkezi. Ama açısal olarak bakın ne yaptık? Şuradan şuraya yaparsak buradaki teta kadar yer değiştirdi. Aslında buradaki mantık şudur. Bakın burası r ise bizim çevreden gelir. Bakın çevre nasıl bulunur? Çemberin çevresi 2 pi r olarak bulunur arkadaşlar. Diyelim ki bir tam tur attı. Bir tam turu budur. Bakın şuradaki şu 2 pi nedir aslında? 360. Yani bu aslında teta demektir. Yani teta çarpı r. O zaman bakın ben teta çarpı r'yi çarparsam buradaki yay uzunluğunu bulurum. Bakın şuraya da s dersek yay uzunluğunu bulmuş oluyorum. Yani çevreyi bulmuş oluyorum. Tamam mıdır? Demek ki ben bir açıyla yarıçapı çarparsam doğrusal niceliğe geçiyorum. Bakın doğrusal nicelik buradaki bu s. Yani bu s dediğim şey de delta x durumuna geçiyorum. Bakın mantık budur. O zaman diyeceğim ki ben delta x yani yer değiştirme, çizgisel yer değiştirme eşittir delta teta. Açısal yer değiştirme çarpı r ile bulunuyor. Bakın bu tamamen bu çevre formülünden geliyor. Bu yer değiştirme için. Aynı şeyi biz hız için de uygulayabiliriz. Yani normal çizgisel hız eşittir. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Bakın omega çarpı r şeklinde olacak. İşte buradaki r de yarıçap artık. Ben buraya küçük r yazdım ama genel anlamda bu şekilde. Şimdi aynı şey çizgisel ivme içinde. Bakın çizgisel ivmemiz a ile gösterilir. Bunların tabi hepsi vektörel. Bunu unutmayalım. Bu eşit olacak neye? Açısal ivme çarpı yarıçapla çarparsak buluruz. Ama bunun genel mantığı bakın şuradaki şu sistemden. Bakın hareket ettiğinde düzlemsel olarak yay kadar hareket ediyor. Yani öteleme olarak, düzlü olarak. Ama dönme olarak buradaki teta kadar hareket ediyor. Ve biz bunu çevreden 2 pi r yani 2 pi burada radyan cinsinden açı derecesidir. R de yarıçaptır. Yani yarıçapla açı çizgisini yani açısalı çarparsak demek ki çizgisel noktaya geçiyoruz derken bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Tamam mıdır? Bunu da hatırladık. Şimdi geldik bir diğer nicelik olan dönme enerjisine. Nereden geldiğinden bahsetmeyeceğim. Sadece formülü vereceğim arkadaşlar. Bakın formülümüz şudur. Dönme kinetik enerjisi olarak ifade etmiştik. Neden? Bakın dönme demek burada bir hareket demek arkadaşlar. Hareket var demiştik. Var. Şimdi hareket varsa bir kere kinetik enerji demektir. Bu kinetik enerji olur. Çünkü potansiyel enerji için hani yükseklik olması lazım, yayın sıkışması lazım. Böyle bir şey yok. Burada hareket var yani kinetik enerji var. O zaman biz buna dönme kinetik enerjisi demiştik ve şu şekilde ifade etmiştik. 1 bölü 2 çarpı I dediğimiz bir özel tanım çıkıyordu karşımıza ve omega'nın karesi. Çünkü omega burada açısal hızımız. I neydi arkadaşlar? Bu eylemsizlik momenti. Sizlik momenti. Ve bunun iki seçeneği vardı arkadaşlar. Bunlara birazdan geleceğiz. Bakın bu şekilde bunu bulduğumuzda denklemde yerine koyduğumuzda aslında dönme kinetik enerjisini buluyoruz. İşte şöyle diyelim. Bakın şöyle bir nokta. Şöyle bir cismimiz olduğunu düşünelim. Bunun işte şu yönde bir omega açısal hızıyla döndüğünü varsayarsak böyle bulunuyor. Şimdi çok fazla uzatmayayım. Direkt eylemsizlik momentine geçeyim. Şimdi eylemsizlik momenti arkadaşlar aslında şu şekilde bir şey var. Bir cisim bakın dönmesinden kaynaklı olarak kütlelerinin işte ani yer değiştirme direncini gibi düşünmüşsünüz. Dönmeye karşı gösterdikleri direncin ölçütü aslında eylemsizlik momentidir arkadaşlar. Ve bakın bu dediğimiz gibi artık buradan sonraki her yerde eylemsizlik momenti kullanılacak. Yani I ile gösterilir ve eylemsizlik momenti denir. Yani denir. Zaten eylemsizlik demek ne demek? Hareketsizlik. Moment zaten hareket demek. Yani bakın burada o eylemsizlik momenti o kütle parçacıklarına bakın şu şekilde ifade edeceğim. İşte diyelim ki böyle katı cisimimiz var. Bunun üzerinde her bir noktasına böyle katı nokta cisimcikler gibi düşünürseniz kütle parçacıkları gibi. Bu dönmeye başlayınca bunlar duruyor normalde. Ne oluyor diyor ya? Birden bir harekete geçince bunlar sanki böyle geri doğru bir esneme yapmaya çalışıyor. Ve bakın neye göre? Bakın R buradayken bu şekilde. Bakın bunun R'si daha yukarıda. İşte şunun R'si tam tepedekinin daha farklı. Buna göre değişiyor. Ve şimdi bu eylemsizlik momenti dediğimiz gibi kullanılıyor duruma göre. Ve iki şekilde bulunuyor arkadaşlar. Biz bunu çok ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bir, eğer noktasal bir cisim varsa bakın noktasal cisim için eylemsizlik momenti I, N yazıyorum. Nok yazıyorum. Bakın noktası için şu şekilde bulunur. Toplam işareti içerisinde M çarpı R'nin karesi. Hatta MI çarpı RI diyelim. Buraya da I diyelim. Yani diyelim ki İşte burada bir nokta var, burada bir nokta var, burada başka nokta yok. Ve yarıçapları da R1, işte R2 ve R3 olsun. Yani buradaki M'in kütlesini işte 2 kilo çarpı bunun uzaklığının karesini işte bunu da açalım istiyorsanız şöyle daha da işte şu demek yani M1 çarpı R1'in karesi artı M2 çarpı R2'nin karesi artı M3 çarpı R3'ün karesi şeklinde gidecek. Kaç tane varsa bu şekilde olacak. Şimdi ikinci olarak bir de katı cisimler vardı arkadaşlar. Katı cisimlerin eylemsizlik moment diyorum. Buraya I olarak yazıyorum. Şimdi elimizde birkaç tane vardı. Hani en önemlilerini yazıyorum. Mesela bir tanesi çubuk yazacağım arkadaşlar. Böyle çubuk eşittir. Bakın şu şekilde 1 bölü 2 çarpı M çarpı L'nin karesi şeklinde bulunur. Hani bunların bulma yöntemleri integrallerle falan geliyor ama ben çok oralara girmeyeceğim. Sadece böyle vereceğim. Ama bakın bu çubuk nasıl çubuk? Eğer ortasından dönerse, bakın şuradan dönerse bu. Ama aynı şekilde bir de 1 bölü 12 tabi bu. Bir de 1 bölü 3 çarpı m L kare olanı vardı çubuk için. Bakın bu da şu şekilde. Eğer ucundan dönerse, bakın dönme merkezi önemli burada bunlarda. Çünkü bu R dönme merkezine olan uzaklıktır. Buna göre çıkar. Onun dışında bir tane daha vereyim arkadaşlar. Mesela silindir. En çok kullanılanlardan. O da 1 bölü 2 çarpı m çarpı R'nin karesidir. Mesela diyelim ki şöyle silindir var elimizde. Silindir blok. Tam böyle şöyle ortasından mesela şöyle döndürülüyor arkadaşlar. Diyelim ki o zaman bunun bir yarıçapı var burada R. İşte bir emi var. Kütlesi işte bir emi var. Bunları yerine yazarak, bunları zaten sorularda biliyoruz. Uyguladık arkadaşlar. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Daha fazla uzatmıyorum. Zaten bunu bakın eylemsizlik momentini size eğer kullanmanız gerekiyorsa soru bu şekilde olacak diyelim ki. Sorunun altında burada parantez içerisinde işte I silindir diyelim mesela verecek size. Ve siz de kullanacaksınız arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet. Şimdi geldik bir diğer ifademiz olan tork ifadesine arkadaşlar. Açısal momentum adına. Bakın önceki tork nedir biliyor musunuz? Şunu söyleyelim. Tork dediğimiz ifade bakın dinamik olan bir şeydir. Yani hareket varsa torktan bahsedebiliriz. Yani tork da bir cismi döndürme etkisidir arkadaşlar. Belli bir eksen etrafında. Diyelim ki bakın burada bir noktamız var. O noktası. Ve bu nokta etrafında işte şöyle bir çubuğumuz olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın. Ve ben buna şöyle bir kuvvet uyguladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bir F kuvveti. Bakın bu kuvvet eğer buradaki cisme öyle bir çarpmışım ya, o kadar sıkıştırmışım ki döndüremiyor diyelim ki. Hiç hareket ettiremiyor. Hareket yoksa bir kere tork mork yok. Torktan bahsedemezsiniz. Bir kere tork olması için kesinlikle hareketin olması gerekir. Tamam mıdır? Bir bu. İki bakın tork dediğimiz şey. Şimdi şu cisim bu sabit diyelim bu ve serbest. Böyle hiç yağlamışsınız. Hiç sürtünme falan yok. Çok rahat bir şekilde dönebiliyor. İşte bu durumda tork vardır. Ve tork dediğimiz ifadeyi şu şekilde ifade ediyoruz. Bakın tau işaretiyle ifade edilir ve şu şekilde bakın R çarpı R buradaki şu uzaklık olarak ifade edilir. R çarpı F çarpı sin teta olarak ifade edilir. Neden sin teta? Bakın şuradaki şu açımıza teta dersek yani sin teta demek şu ifadesi F çarpı sin teta burası değil mi? Sin teta. Bakın bu. Neden bu? Çünkü bize dik gerekiyor. Neden? Çünkü döndürme etkisini yapan şey buradaki bu bileşen döndürme etkisi yapıyor. Bakın bir de bunun şu şekilde şu bileşeni var. F çarpı kosinüs teta diye. Bakın bu bileşenin direkt buradan gidiyor. Sen şu bileşen döndürüyor mu bunu? Döndürmüyor. Döndürme etkisi olmadığı için bakın bunu almıyorsun. Bunu alıyorsun. Bizim için dönmesi önemli arkadaşlar. Tabii biz bunu bakın şu şekilde şuradan şöyle uzatarak bakın arkadaşlar şu şekilde uzatarak dik olan bileşeni buraya D dersen ben bunu şöyle yazabilirim. D çarpı F olarak da yazabilirim arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi bakın bu aslında vektörel çarpımdan bunu çok yeni anlattık arkadaşlar. R vektörel çarpım F dersem de aslında torku buluyorum. Çünkü bakın vektörel çarpımın büyüklük bulma formülü budur arkadaşlar. Onun dışında bakın torkla ilgili açısal momentumla ilgili iki seçenek vardı. Bakın saat yönündeki dönüşlerde tork da pozitiftir. Saat yönünün tersi dönüşler negatiftir arkadaşlar torkla ilgili. Bir de son bir seçenek daha var. Bakın diyelim ki katı cisimler için dönme hareketi, açısal hareket için torku düşünürsek bu şey. Bu genel anlamda tork. Bakın cismimiz diyelim ki bu tarafa doğru dönüyor bir açısal hızla. Diyelim ki sen buna şuradan şöyle bir kuvvet uyguladın. Bir F kuvveti. Ve ne yaptın bu kuvvet sayesinde? Bunu daha da bu tarafa doğru döndürdün değil mi? Daha çok döndürdün. Yani ne yaptın aslında? Bu açısal ivme değişti bu kuvvetten dolayı. Daha hızlı dönmeye başladı. Bakın ne yaptı? Ve son büyüktür V ilk oldu. Ya yazamadım da pardon yerine yazalım. V son büyüktür V ilk oldu arkadaşlar. Yani ne yaptı? Bakın bu kuvvet sayesinde aslında ben hızı değiştirdim. Yani bakın şuradan şöyle torkun değiştirdim. O zaman bakın ne yaptım ben? Kuvvet uygulayarak aslında bir tork oluşturdum. Bakın bu tork ne yaptı? Hızı değiştirdi. Peki hızı değiştirmesi demek ne demek arkadaşlar? Bakın bir ivme, açısal ivme oluşturdu. Yani torkun bağlantısı açısal ivmedir arkadaşlar. Açısal ivme oluşturur. En genel anlamda formülde bakın dış toplam torklar eşittir eylemsizlik momenti çarpı işte bir açısal ivme oluşturur. Herhangi bir kütle üzerinde. İşte bu katı cisim olur neyse buradan silindirden işte vereceklerse buradaki I'yi ona göre açısal ivme bulacaksınız ve bu da dış torklar arkadaşlar. Tamamdır. Bu da açısal hareket anlamındaki özelliği arkadaşlar. Bu genel anlamdaki tork. Tamam mıdır? Ve tekrar edelim bakın vektörel onu da unutmayın. Bakın bu yönde ise artı, bu yönse eksi olarak alarak işlemlerinizi ona göre yapmak zorundasınız. Çünkü ona göre eksi ve artı almalarındaki hepsini toplarsanız hani vektör olarak yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar açısal hareketi bitirdik. Son ünitemiz olan yani 11. bölüm olan yuvarlanma hareketi ve yuvarlanma enerjisine geldik. Peki nedir yuvarlanma hareketi? Bakın aslında arkadaşlar yuvarlanma hareketi şu şekilde diyeceğim ben. İki hareket demiştik bu. Bir öteleme ve dönme hareketinin birlikteliği bize yuvarlanma hareketini verir arkadaşlar. Peki nasıl oluyor? Bakın diyelim ki elimizde şu şekilde katı bir cismimiz var. Bakın bu katı cismimiz kendi ekseni etrafında döndüğünü düşünelim. Bakın dönme hareketi yapıyorsa dönüyor sadece. Eğer bu katı cismimiz kaymadan bakın yuvarlanma olayı önemliydi. Bakın buradan işte şöyle geldi. Belli bir şu şekilde ne yaptı arkadaşlar? Bakın ötelendi. Bakın kütle merkezi öteledi. Yani ne yaptım? Bakın delta x kadar hareket ettim. Ve bu dönerek aslında şöyle delta teta kadar yer değiştirdi. İşte bu ikisini birleştirirsem hem dönme hem de öteleme hareketi yaparsa aslında bu hareket yuvarlanma hareketi yapıyor. Yani bakın şuraya çizelim. Şöyle cismimiz rengi değiştireyim. Şuradan mavi alalım. Bakın bu, diyelim ki şuradan şöyle şuraya kadar burayı şöyle tarayayım. Bak ne yaptım ben bunu? Bu tarafa doğru döndürdüm. Ne yapar bu? Bakın bu sanki şu cisim şöyle düz bir şekilde bu böyle buraya doğru gelir ve aynı zamanda bakın bu şöyle yuvarlanarak bu tarafa doğru gelir ve bakın ne yaptı? Aslında yuvarlandı değil mi bu cisim? Aslında ne yaptı? Buradaki kütle merkezi x kadar delta x kadar öteleme hareketi yaptı. Buradaki bakın şuradan şuraya kadarlık bir açı olarak da delta teta'lık bir değişme oldu. Yani öteleme ne demekmiş arkadaşlar? Dönme ve öteleme demektir arkadaşlar. Öteleme. Bu da ne demek? Yuvarlanma. Tamam mıdır? Peki şimdi o zaman yuvarlanma enerjisine gelirsek. O zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Bakın dönme değil de pardon. Yuvarlanma enerjisi diyeceğim. Peki nedir yuvarlanma enerjisi? Şimdi burada bir hareket varsa bir kinetik enerji olacak değil mi? Çünkü hareketten kaynaklı enerjiden bahsediyoruz biz burada. O zaman bakın dönme enerjisi şu şekilde olacak arkadaşlar. İşte dönme kinetik enerjisi artı öteleme kinetik enerjisinin toplamı olacak. Çünkü cismimiz hem dönüyor hem öteleme hareket yapıyor. O zaman şu şekilde olacak bakın. 1/2 çarpı I çarpı omega kare dönmeden kaynaklı enerji artı 1/2 çarpı işte M çarpı V'nin karesi de ötelemeden kaynaklı enerji. Bu ikisini eğer ben toplarsam yuvarlanma enerjisini bulurum arkadaşlar. Şimdi hocam bir V var bir omega var. Ne yapacağız diye sorarsanız da bakın şöyle bir formülümüz vardı. V dediğimiz ifade eşittir R çarpı omega şeklinde ifade ediliyordu. Yani bunlardan birini verirse diyelim ki sadece dedi ki kütle merkezinin hızı 5 metre bölü saniye kare saniye hızla hareket ediyor diyorsa o zaman sen buradan zaten V'yi de bulabilirsin. Çünkü yarıçapı kullanarak omega'ya geçebilirsin ya da omega'yı verdi V'ye geçebilir. Buradan her iki durumda da işlemi yaparsınız arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu da yuvarlanma enerjisi. Şimdi artık daha da sonlara geliyoruz arkadaşlar. Artık son kısma geldik. Açısal momentuma geldik. Öncelikle parçacığın açısal momentumu. Bakın bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlattık arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Bakın parçacığın açısal momentumu için öncelikle iki tane belirlemeniz gereken kriter var. Bir hareket olması gerekir. İki, bir nokta olması gerekir. Yani siz durduk yere hocam açısal hareket nedir diye sorup da bir cevap alamazsınız. Bu iki kriteri belirlemeniz gerekiyor. Ve o da şudur. Diyelim ki bakın şöyle bir kütlemiz var. Bu şekilde hareket ettiğini düşünelim. Bir V hızıyla ve bir M kütlesi olduğunu düşünelim. Bakın öncelikle böyle bir hareket olacak ve bir nokta belirlememiz gerekiyor. İşte diyelim ki şu nokta. Tamam O noktasına göre dedim. Dersem ki ben bu parçacığın O noktasına göre açısal momentumu nedir? O zaman cevabı vardır. Ve cevap şudur arkadaşlar. L ile gösterilir dedik. Bakın O buradaki indis hangi noktaya göre olduğunu vermemiz gerekir dedik arkadaşlar. Eşittir neydi? Buradan bakın şu şekilde bir konum vektörü çiziliyor. Ve bu RO ile gösterelim. Diyeceğiz ki bakın konum vektörü ile buradaki çizgisel momentumun vektörel olarak çarpımı bize açısal momentum verir. Vektörel çarpımın sonucu bir vektördür. O zaman açısal momentumumuz da bir vektördür. Yön ve büyüklüğü vardır. Yönü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sağ el kuralıyla. Bakın dört parmağımız hız yönünü gösterecek. Bileğimizi O noktasına koyduk. O zaman buradan bakın sayfa düzleminden içeri doğru bir hız yönü var burada. Büyüklük için ise arkadaşlar bakın LO dediğimiz ifadeyi de şu şekilde ifade ettik. Bakın P çarpı RO çarpı sin teta şeklinde ifade etmiştik. Bu da vektörel çarpım özelliğinden geliyordu. Bakın teta neresi hocam? Teta da bakın şuradaki şu açı. Yani bu vektörlerin başlangıç noktalarının birleşmesi gerekir. Buradaki teta'yı bulmak için. Tamam mıdır? Özellik bu şekilde. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum ama bunları zaten bu şekilde biliyoruz. Ama özellik için bakın nedir? Açısal momentumda öyle illa dönmesine gerek yok. Bir hareket ve bir dönme noktası gerekir. Bunları belirledikten sonra parçacığın açısal momentumundan bahsedilebiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Bakın şu şeye doğru bir P'si var diyelim. Tamam mıdır? Olay özünde budur arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi tamam. Katı cismin açısal momentumuna geçmeden önce bakın bu parçacığın kafasına göre, yani şöyle bir hareket eden parçacığın açısal momentum bu mantıkla bulunur. Ya da şöyle hareket etmiş mesela, bu mantıkla bulunur. Ama bazı parçacıklarımız, mesela diyelim ki elimizde şu şekilde bir katı parçacık var, M kütleli ve bakın bildiğimiz düzgün dairesel hareket yapıyor. Diyelim ki belli bir nokta etrafında düz bir şekilde döndüğünü varsayalım. Şu şekilde bir V hızıyla. Bu durumdaki cismin açısal momentum nedir diye sorulsa bize ne yaparız arkadaşlar? Bakın yine aynı L O'ya göre, burası O noktası olsun. Bak neydi? Bakın şuradan bir konum vektörü çizelim. R O. Yani R O vektörel çarpım yine P demem lazım. Çünkü buradan bu tarafa doğru bir P var. Ama şimdi burada bunu biraz daha açmak gerekirse bakın mantık ne? Şu formül. Neydi? Bakın R O çarpı P çarpı sin teta lazım bize değil mi? Bakın buradaki teta ne? Bakın buradaki teta şu arada kalan açı. Ya da bakın bu böyle geldi, döndü, şuraya geldi ya, buradan bu tarafa doğru olur bakın. V'si. Bak geldi buraya değil mi? Şimdi buradaki teta ne? Bakın 90 derece. Neden? Çünkü teğetsel bir hareket varsa, böyle merkez düzgün dairesel bir hareket varsa teğetsel bir hareket var demektir. Ve merkezden çizilen bu yarıçapı teğetsel olan şey diktir arkadaşlar. Bunu biz vektör değil çember bilgimizden biliyoruz. O yüzden bakın buradaki teta dediğimiz ifade 90 olur arkadaşlar. Bu tarz bir harekette. O zaman bizim LO dediğimiz çembersel, yani bu tarz bir hareket için açısal momentum şuna döner arkadaşlar. R çarpı bakın P dediğimiz ifade M çarpı V değil mi? Bu çarpı 1 olur. Çünkü sin teta, sin 90 koymak gerekir. Şuraya yazalım. Sin 90 eşittir 1 olacağı için bakın en son bu hale döner. Buradan direkt hesaplama yapmış olur biliriz arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi geldim katı cismin açısal momentumuna. Katı cismin açısal momentumunu da direkt hızlıca söyleyelim bakın arkadaşlar şu şekilde. Yine aslında şu şekilde bakın. Böyle bir katı cisim var bu sefer. Şimdi bunun yine açısal momentumunu bulmak için biz aslında bir önceki şu durumu kullanacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen devam edelim. Bakın elimizde şöyle bir cisim var. Bakın diyeceğiz ki işte bir kütle parçacığı aldım ben buradan M. Ve bu tarafa doğru V ile döndüğünü varsayalım. Ve şuradan şöyle aslında bir teğetsel ve teğetsel hızı var değil mi aslında bunun bu şekilde. Bunu bulabiliriz. Ve buradan bir P'si var. O noktasına göre. Çemberin yarıçapı da RO. Bak şimdi yine adam bize sorarsa ki bu cismin açısal momentumu bakın LO derim ben buradan ve şu şekilde bulurum. İşte RO vektörel çarpım P olarak bulurum yine değil mi? Ve biz bunu biraz önce gördük arkadaşlar. Önce yönünü bulalım. Bakın yön sağ el kuralından, sayfa düzleminden dışarı doğru bir kere yönü var değil mi? Şimdi ikinci olarak büyüklüğüne geldim. LO'nun büyüklüğü nasıl? Bakın RO çarpı P çarpı sin teta şeklinde bulunur. Ama bakın bu tarz bir sistemde buralar aradaki açılar, yani şuraya gelse de buradan böyle olacak ve teğetsel olacağı için yine dik olacak. 90 derece olacak. Yani o zaman bu sin teta 1 olacak. Çünkü teta eşittir 90. Buraya yazıyorum. Ve en son bakın şu hale gelir. LO eşittir. Bakın RO çarpı M çarpı V haline geliyor değil mi arkadaşlar? Bakın bu hale geliyor. Ama bizim burada V'yi kullanmamız hiç mantıklı değil. Neden? Çünkü hocam bu V her nokta için değişiyor. Bak burası için böyleyse şurada için başka, şuradaki için başka, şuradaki için başka. O yüzden ben bu V yerine omega kullanayım. O zaman şöyle yaparım bakın. LO eşittir R çarpı M çarpı V. Pardon. Şöyle yazalım. R M çarpı V ama V dediğimiz ifadede R çarpı omega, yani burası için İşte V eşittir R çarpı omega. Bakın bunu buraya yerine yazacağım. Ve bakın şimdi şunu yazalım bir madem. Bu da R çarpı omega haline gelir arkadaşlar. Ve bakın bu sadece bu noktada kütlecik içinde. Diyelim ki bakın burada bu da var, bu da var, bu da, burada bir sürü milyonlarca her noktasında böyle kütlecik parçacıklar var. Ve ben bunların hepsini bir araya getirdiğimde zaten katı cisim oluşuyor. O zaman bakın genel anlamda LO olarak katı cisim olarak düşünürsem eğer toplam bütün kütleleri, bütün R çarpı R çarpı omega bakın burası. Bunu bu şekilde toplayıp i dersem ve bakın buradan en son şu hale geliyor. M çarpı R kare çarpı omega haline geliyor arkadaşlar. Bizim L açısal ivmemiz. Bizim açısal momentumumuzun büyüklüğü katı cisim için. Ve bakın biz şuradaki şu ifadenin ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Bu nedir? Açısal katı cismin eylemsizlik momenti ve buradan bakın arkadaşlar LO dediğimiz ifade eylemsizlik momenti çarpı açısal hızın çarpımı olarak ifade edilir. Katı cisim için bu şekilde arkadaşlar. Bakın diğer parçacıklar için bu şekilde. Tamam mıdır? Evet. Şimdi geldik en son açısal momentum korunumuna. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim bakın. Açısal momentum korunumu demek aslında nedir? Sabit kalması. Yani diyelim ki elimizde 10 birimlik açısal momentum var diyelim. İşte 10 neyse. Bu zamanla değişmiyorsa, hep aynıysa işte o zaman korunur demektir arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeceğiz. Bakın, bir cismin açısal momentumunun korunması demek aslında açısal momentumda değişiklik olmaması anlamına gelir. Ve bu da aslında şununla sağlanır. Bakın, değişim sağlayan şey neydi? Tekrar şöyle ifade etmek gerekirse. Bakın, değişim sağlayan şey torktu arkadaşlar. İfade ettik bakın daha önceki 2-3 tane önce sayfada. Tork varsa bir açısal ivme var dolaylı olarak dedik bakın arkadaşlar. Buna direkt eşit demiyorum ama dolaylı olarak bunu oluşturuyor. Bakın, ivme varsa dolaylı olarak açısal delta teta var diyelim. Yani değişim var. Bakın, bu değişiyorsa işte LO delta LO eşit değildir sıfıra. Yani değişim vardır demektir. O zaman diyeceğiz ki bakın, tork olmaması gerekiyor. Ve biz açısal momentum değişimini zamana göre düşünürsek nasıl alırız? Bakın, deriz ki DLO bölü DT, yani zamana göre değişim eşittir. Ne oluyor bakın buradan? Tork oluyor dedik arkadaşlar. Bunu ayrıntılı olarak verdik. Torktur. Ve eğer bu eşittir sıfır çıkarsa işte o zaman korunum vardır. Korunur. Ve bakın nasıl olduğuna devam edelim. Bakın, DLO bölü DT eşittir 0 çıktı. Biz hepimiz integral bilen insanlar değil miyiz? Evet. Buradan iki tarafında integralini alırsam aslında ne olur arkadaşlar? Bakın, sıfırın sabiti yani LO eşittir 0 yani C olur. Buradan. Tabii şunu karşıya açacağım. Buraya DT olacak. Bu buradan çıkacak. Bakın, LO eşittir C, yani sabit bir sayıya tekabül eder. Bu da ne demektir? İşte sabit demektir arkadaşlar. Sabit. Tamamdır. Ama bunun sebebi aslında tork olmazsa korunur diyelim arkadaşlar. Korunur. Tamam mıdır? Çok da fazla uzatmıyorum. Buradan bu şekilde olacak. Şimdi biz açısal momentumu iki şekilde inceleyeceğiz. Bir parçacık. O zaman diyeceğim ki bakın, L ilk parçacığın ilk hali eşittir L son hali olacak. Peki nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın, M çarpı işte R çarpı V ilk eşittir olacak. M çarpı R çarpı V son hali. Pardon, V sona olacak. Parçacık için bu. Eğer bizim cismimiz katı cisimse nasıl bulmuştuk arkadaşlar? Bakın, yine L ilk eşittir L son olur. Çünkü korunuyor. Bu da şu demektir. I çarpı omega ilk eşittir I çarpı omega son halini alır. Ve bu şekilde istediğiniz gibi formüllerde yerine koyarak ifade edebilirsiniz. Bakın, buradan da istiyorsanız şöyle yapalım. Delta L eşittir 0 demektir. Bu da dolaylı olarak L son eşittir L ilk demektir arkadaşlar. Tamam mıdır? Açısal momentum korunumu da özünde budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın böylelikle açısal momentum korunumu ile birlikte fizik 1 adına konu anlatımını bitirdik özet olarak ve genel tekrar olarak. Bundan sonra ne yapacağız? Soru çözümleri yapacağız aslında. Bu konuları daha da pekiştirmek isteyeceğiz. Bakın, tüm konuları sizlere ayrıntılarıyla yine çok da öyle ezmedim, yani konuları böyle hızlı geçmedim. Sadece formülize olarak fazla hızlandım arkadaşlar. Ama mantık ve anlam açısından tüm konuları baştan sona kadar size en böyle açık bir şekilde anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda artık soru çözümü yapacağız sadece. Hepinize geçmiş olsun tekrardan. Artık soru çözümleriyle sizlere bu konuyu pekiştireceğiz. Yani tüm konuları pekiştirmeye çalışacağız. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.